Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni uygulamasına göre Ağustos ayında üretilen veya ithal edilen araçlar 2013 model sayılmayacak. Yıl içinde bir araç hangi tarihte üretilirse üretilsin o model yılına ait olacak. Bu uygulamayla 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında üretilen veya ithal edilen araçların tamamı 2013 model olarak kabul edilecek. Marmaris'te bulunan bir galerinin sahibi Faruk Açıkgözoğlu, bu yeni uygulamanın satışlarında herhangi bir değişiklik yaratmadığını ifade etti. Bizi kesinlikle etkilemedi, bilakis bize faydası oldu. Sebebi şu, eskiden araçlar 2012 yılında 7. 8. ayda başlardı, 2013 model araçlar çıkardı. O bir nevi tüketici açısından avantajlı değildi. Şu an gerçek olan budur. 2012 model araç 2012 yılında satılmalı. Açıkgözoğlu bu durumun ikinci el araç satışlarına olumlu bir şekilde yansıdığını belirtti. Bu şekilde çok güzel oldu. Bize etkisi de ikinci elde yoğun bir şekilde yansıdı. Otomobil satışlarının müşteri zevkine göre değiştiğini ifade eden Açıkgözoğlu, Marmaris'te bulunan vatandaşların daha çok hangi özellikleri olan otomobilleri tercih ettiklerini anlattı. Marmaris küçük bir kasaba. Uzun yolda pek seyahat eden müşterilerimiz daha yoğunlukla küçük araç tercih ediyorlar. Uzun yol değil de şehir içerisinde küçük araçlar, motor çeneği küçük olan araçlar, performansı yüksek olan araçları tercih ediyor. Benzinli dizel diye ayırmıyorum ama genelde 1.3, 1.2 gibi tercihleri. Açıkgözoğlu, 2013 yılında otomobillere ödenen vergilerin artacak olması, ikinci el otomobil satışlarını nasıl etkileyeceği hakkında bilgi verdi. Bence daha iyi olacak çünkü şu an sıfırlarda yoğun bir kampanya var. Şu an tabii ki insanların gücü oranında sıfıra yönelenler de var. Sıfıra yönelenler tabii ki haklı olarak ikinci el araçlarını ikinci el galerilere sunuyorlar veya takasa sunuyorlar. Öyle olunca o kampanyalar bize de ciddi manada ikinci elde bizim de kampanya yapmamıza neden oluyor. Açıkgözoğlu, ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Bir takım firmaları işte internetten takip ediyorlar. Birebir şahıslardan almaları bence çok sakıncalı ve tehlikeli. Şimdi aracın kilometresini düşürüyorlar, aracın pert kaydı çıkıyor. Yani çok sıkıntılar var. O yüzden kurumsal ciddi bir firmadan yapılan alışverişlerde en azından muhatabın var. Araçta herhangi bir sıkıntılı arkadaş bu böyle değildi şöyle deyip aracı iade etme hakkı var. Bu kanunen.